Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir MimarCraft bölümüyle birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Başlıktan okumuşsunuzdur zaten. Fakat söyleyeyim, bir ortaçağ kalesi yapacağız arkadaşlar. Dev gibi. Bakın yerini de ayarladım. Kocaman bir alan yaptım arkadaşlar buraya. Çok uzakta değiliz. İlk yaptığımız yapının yakınında arkadaşlar. Şurada hatırlarsanız bizim Hobbit evini yapmıştık. Hobbit evinin hemen dibinde böyle bir göl vardı. Birazcık açıklık yaratmam gerekti şu şekilde. Açıklığı açtım. Bu şekilde oydum burayı. Biraz daha büyüttüm. Ondan sonra da kale için yer ayarladım. Şimdi ilk olarak temeli atacağım arkadaşlar. Buradaki kalenin, ortaçağ kalesinin temelini atmam gerekiyor. Böyle 4 kuleli, 5 kuleli bir şeyler olacak. Ondan sonra iç kısmında da böyle bir kale avlusu biçiminde olacak. Tam böyle 1300'ler 1400'ler ortaçağ kalesi tarzında olacak. Bakalım ne kadar yapabileceğim, merak ediyorum. Ufaktan başlayayım. Elimde 4 tane cobblestone şekli var. Bu 4 tane farklı cobblestone'u ara ara değiştire kullanmayı düşünüyorum böyle. Hepsi birbirinden farklı ve birbirine yakın böyle. Çok hoş duruyorlar. Değil mi? Özellikle şunu çok kullanmak istiyorum. Çok belli etmiyor ama çok güzel bu. Bak. Çok güzel bir renk. Oo, süper. Normal cobblestone gibi ama biraz daha böyle mat duruyor. Çok hoş. Bu şekilde önce kuleleri ayarlayacağım. Buralarda kuleler var arkadaşlar. Aynen. Dört tarafında da bu kulelerden bulunuyor. Ondan sonra arada da şu şekilde iç kısımdan, değil mi? Aynen, iç kısımdan şöyle duvar gidiyoruz. Buraları sayarak yapmakta fayda var. Burayı sizin için hızlandırayım tabii ki. Sizin için 30 saniye, benim için 10 dakika sürdü arkadaşlar. Gerçi o kadar da sürmedi ya. Sadece bu temel kısmını ayarlıyorum. Biraz sayması zor oluyor. Bu kısımları olabildiğince simetrik ve sayarak yapmam gerekiyor. Çünkü ileride süsleme yaparken işte kapıları, pencereleri ayarlarken işim kolay olsun diye. O yüzden birazcık saymanız gerekiyor. En başta onun dışında çok hızlı bir biçimde ilerleyebiliyoruz. Temeli attım arkadaşlar. Kalenin yapısı bu şekilde olacak. Neden suyun içinde? Ortaçağ kalelerinde böyle etrafını hendekler kazarlar ya korumak için. O yüzden arkadaşlar su var. Hatta buraları şu şekilde ben tamamen temizleyip tamamen suyla kaplı yapacağım etrafını. Bakın bu şekilde. Süper. Süper olacak buralar. Hatta şöyle word editle seçip tak tak replace water boom, olay bitmiştir. Aynı şeyi diğer tarafa da yapalım. Bakın böyle ben uçlarını falan da temizleyeceğim fakat şimdilik böyle yapıyorum. İnce detaylara dalarım. Bakın nasıl oldu, değil mi? Budur işte, budur. Bu şekilde etrafı tam böyle içine doğru sular hendeklerle tamamen kaplı olacak. Ve kaleye tek giriş olacak. Saldırı yapılacak olursa buradan girmek zorunda kalacaklar. Hendeklerden girerlerse suyun içinde kalacaklar. Düşmanlar hiçbir şey zarar veremeyecek. Ortaçağ kalelerinde özellikle böyle çok güvenli, çok güçlü kalelerde bu şekilde yapıyorlardı eskiden. Gölün ortasına yapıyorlardı ya da gölü yapıyorlardı falan. Şimdi burayı yükseltmem gerekiyor. Burada bir kulemiz var. Şurada küçük kuleler var. Ondan sonra iç kısımlarda da surların üstünde yürünecek yerleri yapacağım. Şu yan taraflara da acaba kule yapsam mı diye düşündüm de. Güzel oldu böyle ama yan tarafa da bir kule lazım arkadaşlar. Yan tarafa da bir kule lazım. Şöyle birazcık dışa doğru çıkacak biçimde. Tamam mı? Dur, ondan yapmayayım. Şu cobblestone daha güzel. Bu şekilde dışa doğru, biraz da içe doğru giriyor bu. Bu şekilde bir kule olsun burada. Güzel. Tamam. Bunun aynısını karşı tarafa da yapayım. Şöyle hizalı gel. Gel gel gel, hop kaçırma. Bu hiza mıydı? Aynen. Bu hizadan şöyle kaç tane çıktım oradan? 1, 2 çıktım. 2'den hemen döndüm. Okey. Bu şekilde ve buradan hizalı bir biçimde yapıyoruz. Bum bum bum. Olay budur. Olay budur. Normal taş da alayım elime. Zemin normal taştan yaptım. Güzel. Bunu yükseltmek şimdi çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Burayı hızlandırmama gerek yok. Bakın şimdi. Word Edit'le çok zekice seçimler yapabilirseniz, çok zekice yaptığınız yapıyı hızlıca inşa edebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan doğru yerden doğru seçimleri yapabilmek. Oraya bir tıkladık, buraya bir tıkladık. Bak şimdi. Süper olacak. Copy. Copy yaptık. Dur onu temizleyeyim. Paste. Bak şimdi. Paste. Paste.
Nasıl? Süper. 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 Bu yükseklik fena değil. Aynen, bu yükseklik çok iyi görünüyor. Bir tane daha mı yükseltsem yoksa güzel mi? Bir tane daha yükseltsem sanki daha iyi olacak. Bir ya da iki. Dur. Biraz daha çık. Yanlış yerdeyim. Tam şuradayım. Yanlış yerde yapıştırırsanız yanlış olur. Şöyle bir bakayım. Karşı taraftan girişten bir göz kararı bakayım. Aynen, güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde güzel oldu. Olay budur. Şimdi üst taraflarındaki detaylara dalacağım. Zeminler. Ondan sonra da surdaki küçük ayrıntılar. İlk olarak surların üstünü kapatıyorum. Zeminlerini ayarlıyorum arkadaşlar. Ondan sonra da biraz düzleştirme işleri ve surların üst kısımlarını da ufaktan yapmaya başlıyorum. Malum kalelerde böyle okçular kendilerini korusun diye böyle küçük küçük duvarlar olur. O duvarların arkasına saklanırlar. O duvarları böyle tek tek yapıyorum. Kalenin her tarafında onlardan olacak. Ufak ince detaylara girdim o duvarlarda arkadaşlar. Şu an böyle uzaktan görünmüyor ama chisel'la o girdiğim detaylar çok güzel olacak zaman içerisinde. Yakından böyle bakınca, böyle farklı açılardan bakınca. Bakın şu anda o küçük chisel'ları koyuyorum. Hafif çapraz detaylar yerleştirdim. O detaylar da çok güzel tuttu. Sonra da duvarın etrafında arkadaşlar böyle bu şekilde yürüyüş, surların üstünde yürüyüş yerlerini yapıyorum. Ve genel olarak surlarımız tamamdır arkadaşlar. Genel yapısı bitti arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Hatta gördüğünüz gibi bakın buralarda chisel'la böyle daha detaylı biçimde dışa doğru kabarttım. Şöyle bakınca daha da net görünüyor. Hatta uzaktan çok güzel görünüyor ya. Uzaktan tam böyle kale gibi duruyor arkadaşlar. Efsane duruyor. Burada burası garip durmuş. Burası garip durmuş. Orayı düzeltelim. Yeni fark ettim. Heh. Çok garip durma öyle. Aralara serpiştirirsem düzelir. Aynen bu şekilde. Tam bu aynı zaten. Güzel. Bu şekilde detaylı yaptım arkadaşlar. Üst tarafında yürünecek yer de var. Burada okçular falan kaleyi koruyabilirler. Tabii bu kadar değil. Daha detaylar var. Bunun ön tarafını yapmamız gerekiyor. Giriş kısmını yapmamız gerekiyor. Buradan karşıya doğru bir patika yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yapmamız gerekiyor. Onları ayarlayacağım. İç tarafına da burada ahşap kısımlar falan da var. Özellikle şurada kalenin içinde kralın kaldığı bir bölge olacak. Tam böyle arka tarafına denk getireceğim onu. Çatısı falan da olacak. Onu yapacağım şimdi. Normal tahtayı kullanmaya karar verdim arkadaşlar. Bu şekilde jungle wood böyle biraz sıcak tutsun diye. Çok böyle soluk renkler çünkü taş olmaz. Arada bir tahta da lazım. Ön tarafını düz duvar yapacağım. Dümdüz bir taş seçtim. Olabildiğince böyle temiz bir taş kullanıldığı belli olsun diye. Çünkü yaşanılacak yerlerde böyle pis taşlar olmaz, böyle çok kırık taşlar olmaz. O yüzden düz duvarı yaptım. Güzel bir giriş yaptım. Cobblestone yürüyüş alanı da yaptım arkadaşlar. Kapıyı biraz büyük tuttum. Bakın şöyle küçük küçük chisel'la böyle çapraz ayarlıyorum. Küçük chisel'la uğraşmayı bayılıyorum ya. Uzun sürüyor ama efsane. Keşke böyle hani 10 saat 20 saat falan oturup uğraşsam daha efsane şeyler de çıkar ortaya, biliyor musunuz? Ve camları da böyle demir ve cam birleşimi bir şeyler yaptım. Oo, süper oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde bayağı bir detay verdim. Burası tam böyle kalenin girişi. Burada kral nerede olacak acaba? Kalenin içinde bu şekilde kalınabiliyor. Ya da lejyonerler. Gerçi bu kadar küçük kalede böyle genellikle kral olmuyor. Kralın olduğu kaleler daha büyük olur. Bu genellikle böyle lejyonerlerin, ne bileyim, lordun, mordun bir şeylere kaldığı bir kale arkadaşlar. O tarz bir kale oldu. Şu yan tarafları da doldurmak lazım aslında. Buraları duvar yapmamayı planlıyordum ama sanki buraları duvar yaparsam daha da güzel olacakmış gibi geliyor bana. Burayı full duvar doldurursam daha güzel olacak. Bir de daha çok detaya girebilirim gibi geliyor. Orta kısımda da şurayı arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Çim yapayım diyorum. Şuraları, tamam mı? Şuraya kadar çim yapayım diyorum. Şöyle replace grass. Aynen bu şekilde şurayı da yapayım. Nereye kadar yaptım? Şuraya kadar falan mı yaptım? Şuraya kadar falan yaptım galiba. Yok, buraya kadar. Tamam. Bu şekilde çim yapayım diyorum. Çünkü kale bayağı büyük.
%100 tamamen taştan oluşmaz genellikle. Bu şekilde etrafında çim de olabilir. Sağa sola böyle yürüyüş patikaları falan olabilir. Mesela şuradan bir giriş daha yaptığımızı düşünelim. Atıyorum şuradan. Şöyle bir giriş daha olsun. Ha. Onu da böyle taştan patikayla doldurabiliriz mesela şu şekilde. Ve daha fazla detay koymuş oluruz. Hatta böyle iki genişlikte olursa daha güzel olur. Hatta üç bile olabilir. Bakayım. Fena durmadı. Mesela bu şekilde çapraz bir giriş oldu. Yürüyüş patikası oldu. Buralara şuraya mesela pazar yapabilirim. Şurası pazar yeri olabilir. Bizde malzeme çok. Buradan malzemeler çıkar. Pazar yeri malzemeleri falan. Çok güzel şeyler olabilir bak. Detaylandırması çok daha güzel olacak arkadaşlar. Bu kısmı böyle bırakacağım. Diğer duvarları falan da halledeyim. Bir de bu köprüyü yapacağım sonrasında. Öncelikle diğer duvarları halledeceğim. Sonra da devam edelim. Kalenin iç kısmı bitti arkadaşlar. Özellikle avlu kısmı tamam. Detaylarına gireceğiz. Fakat ondan önce dış kısımdaki bizim köprüyü yapmamız gerekiyor. Güzel bir giriş olması gerekiyor. Şu anda giriş çok kötü görünüyor. Bakın burası bayağı bir güzel oldu. Bu giriş bayağı bir güzel oldu. Hani harbiden de kale gibi kale yani. Kaliteli duruyor. Şurayı da aynı şekilde yapmak istiyorum. Böyle şaşalı bir giriş olsun. Ondan sonra güzel bir kapısı olsun. Bu surların şu kısımlarını biraz daha süslemek istiyorum özellikle. Aynen. Bir de burayı daha güvenli nasıl yapalım? Muhtemelen bak burada girişte, tamam mı? Şurada bir girişte bir tane daha kule yapayım diyorum. Şurayı seçeyim bu arada. Şöyle seçelim. Hizala git. Tamam. 3 oldu mu? Oldu. Burayı arkadaşlar replace cable yine yapalım. Buraya bir küçük kule yapayım diyorum. Girişi daha da güvenli hale getirmek için bak. Şurada bir kule olsun, tamam mı? Buraya gelmeden önce gölün ortasında küçük kulenin içinden geçmek zorunda kalsın herkes. Yani böyle elini kolunu sallayan böyle kapıya gelip huhu şş, kimse var mı yok mu diye öyle kapıyı çalmasın. Daha da güvenli yapacağız burayı. Aynen buraya bir kule olsun, ondan sonra da yan kısımlarını falan süsleyeceğim. Tam orta kısmına küçük bir kule yaparak başladım arkadaşlar. İki tarafından da kapı olacak. Birinden giriş, diğerinden çıkış. Ve herkes burada denetlenecek içeride. Her zaman bir asker olacak biçimde. Kaledeki tasarıma benzer bir tasarım kullandım. Üstteki sur kısmını aynı yaptım. Yukarı doğru merdiven yapmadım ama varmış gibi düşünün. Bir de yolun sağına ve soluna böyle küçük korumalar yaptım. Surlar yaptım arkadaşlar. Onlar da çok güzel böyle ince detaylar verdi. Girişi de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bir giriş yaptım. Buradan tamamen her şey kontrol edilerek geçilebiliyor. Başka türlü geçilemiyor. Aa bunun üstüne koy. Bunun üstüne koyabilir miyim diye düşündüm. Koyabiliyormuşum lan. İyiymiş. Ama bir piksel daha sola doğru olması lazımmış bak. Yok oraya koymayacağım. Şuraya koyayım. Girişte böyle biraz meşale olsun diye. Diğer tarafına da koyalım. Gerçi gece olmayacak ama yine de böyle detay iyidir. Ne kadar detay o kadar güzellik. Bir de hatırlarsanız buradaki suların hepsini bu şekilde dolduracağım demiştim. Tam böyle kalenin dibinden su olacak arkadaşlar. O kısımları da halletmem gerekiyor. Tam olarak böyle güzel durması için oraların olması lazım. Şu anda çok böyle çıplak böyle saçma sapan duruyor. Bu kısımları da su yapacağım. Onları halledeyim ben hızlıca. Mükemmel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu şekilde kaleyi yaptık. Aa şey eksik. Bir saniye. Böyle olmaz ki. Şu anda havada yüzüyor gibi kale. Tamam mı? Şöyle yapayım. Aynen bak bu şekilde kopyalayayım. Tam böyle dibinde durup. Kopyayı. Şimdi daha iyi durdu. Suyun üstünde uçuyor gibiydi ya. Son anda fark ettim böyle. Ulan bir gariplik var orada. Acaba ne? Garip duruyordu. Evet su kısmı da tamam. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Harbiden efsane oldu. Çok güzel bir kale oldu. Bayıldım ben buna. Ufak detaylara girmek istiyorum şimdi. Özellikle bu iç kısımda pazar yeri falan da yapacağım demiştim ya. Buradaki detaylara girelim. Ha bak burada bir tane ahtapot ölmüş. O detayları yapalım. Burada bizim işte market. Market detayları, propları arkadaşlar. Süper. Evet buraya bir tane süpermarket açıyoruz. Orta çağda süpermarket. Olmaz tabii ki.
Ama fena fikir değil ya. Güzel espri olurdu. Şuraya bir tane Migros açacaksın. Şimdi normal bir tane market açalım. Domates. Dur, elma var. Domates var. Aynen. Elma, domates. Golden apple değil la. Elma, şey, banana. Aynen. Tropikal mi burası? Olabilir. Olabilir. Havuç olabilir. Bu ne? Bunda ne var? Crate diyor. Corn. Tamam. Bunları koyacağız. Fakat tabii ki de öncelikle bizim bir tezgah yapmamız lazım. Tamam, bir tezgah yapmamız gerekiyor. Şundan yapayım diyorum. Hangi renkte? Açık renkte olsun. Tamam mı? Açık renk birch'le güzel bir tezgah yapabiliriz biz. Bir de fence ver bana. Birch fence. Tamamdır. Bu işimizi görür. Şuraya bir tane yapayım bakalım nasıl duracak. Şöyle fence. Tamam. Ondan sonra fence aslında öyle kullanmak istemiyordum ya. Bunun şey işliyor mu? Ha, piksel buna işlemiyor. İşleseydi aklıma güzel bir şey gelmişti. Tamam, şu şekilde yapalım. Aa, carpet yapabilirim aslında. Fena fikir değil. Bu bunun önünde şöyle duruyor değil mi? Okey, tamam. Aklıma güzel bir şey geldi. Galiba geldi. Dur, renkleri karıştıralım. İkisi de domates mi oğlum? Ne bunların lan? Çok aynı duruyorlar. Birisi domates, biri elma. Ama çok çok benziyorlar. Elmayı iptal ediyorum. Domates, havuç, mısır. Okey. Tamam, bir tane bir şey daha ver. Farklı bir şeyler olsun. Pierce. Dur. Aa, bu da güzel. Tamam, bu da güzel duruyor. Burada satış olsun. Şuraya bana halı ver bakayım. Beyaz değil de sanki sarı renk güzel durur gibime geliyor. Bir deneyeyim. Bir deneyeyim. Bakalım nasıl duracak. Aynen. Aynen. Güzel oldu. Güzel oldu. Şuraları biraz daha detaylandıralım. Güzel bir tezgah olsun. Şurayı yarım blokla şöyle yapayım. Bup. Bup bup bup. Süper. Tamamdır. Gel! 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 Tezgah açtık. Gel! Dur, halıyı böyle devam ettireyim ben. Aynen. Buraları, yanları iptal et. Böyle devam ettir. Şuraları doldur. Perfect. Süper oldu arkadaşlar. Çok güzel. Güzel oldu lan vallahi. Pazar yeri çok iyi oldu. Buraya bir tane daha tezgah açalım. Tamam mı? Buraya bir tezgah daha olsun. Fakat farklı bir tezgah olsun bu. Bu sefer turuncu yapacağım. Burayı yine ama farklı yiyecekler satsın. Şunlar değişik duruyor ya. Dur bakayım, bunları iptal edelim. Ne var burada? Aa, pirinç falan var. Bakliyat var. Bak, onları satabiliriz. Güzel. Acı var, acı. Dur, bunlara bakalım. Onların boyu nasıl? Fena değil. Fena değil. Sen de bunları sat. Dur, aynı renk o. Şöyle biraz çapraz koyalım. Bunu da şöyle. Şöyle koyalım. Ooo, güzel durdu. Güzel durdu, süper durdu. Sevdim bunu. Şöyle yapayım. Bu küçük bir tezgah olsun. Böyle, bu şekilde küçük dursun diğerine göre. Çok büyük olmasına gerek yok. Ooo, süper arkadaşlar. Allah, çok iyi. Aa, tezgahın üst tarafını da kapatabilirim. Aynen. Dur. Tezgahın üst tarafını da şu şekilde kapatayım. Tamam mı? Tam pazar yeri. Tam abi, tam pazar yeri gibi olsun burası. Eskiden böyle pazar aç kapa aç kapa yok. Pazarcı kimse o orada sürekli açık duruyordu. Aynı şekilde öyle yapacağız. Bu sabit pazar yani. Hani bizim şimdilerde olduğu gibi pazar günü bir yerde bir pazar olur sonra kapatırlar hesabı değil. Dur. Bu şekilde. Aynen. Şurada bir direk yapsam mı acaba? Enteresan durdu çünkü. Emin değilim. Dur. Şu şekilde yapayım. Üst tarafını şurayı kırsam. Şöyle yapsam. Sanki böyle öne doğru biraz eğiliyormuş gibi olsa. Aa, bak böyle olur. Nasıl? Değişik bir tasarım oldu. Değişik. Değişik benim adım. Budur arkadaşlar. Budur. Süper oldu. Çünkü bak, özellikle bakliyatı da kapatmak lazım bak. Bunu kopyalayabilir miyim ben? Bunun aynısı onu oraya yapsam. Gerçi bunun boyu farklı ama. Dur, yapayım. Yine yapayım buraya bir tane daha. Bunun boyu farklı çünkü. Buna farklı yapmamız lazım. Direkt kopyalarsam olmaz. Yine buraya şu şekilde yükseltelim. 1-2-1-2. Şunu alt taraftan böyle yapacağız. Devam ettir. Paralel. Paralel. Okey.
Bakayım. Bu nasıl durdu? Süper böyle. Öne doğru bir tane daha gelseniz sanki daha güzel olacak gibi. Emin değilim. Emin değilim. Bir bakmam lazım. Yok, kötü durdu. Güzel durmadı. Hayır. Daha kısa dursun. Budur. Budur arkadaşlar. Pazar yerimizi de yaptık. Burada güzel bir pazar yeri var. Sağ tarafta da böyle adam asılacak yer mi koysak? Eskiden modaydı. Modaydı diyorum. Sanki şey tekstil modası gibi. Eskiden medeni değildik yani işte. Açıkça söyleyecek olursak eskiden medeni değildik. Sonradan medenileştik. O yüzden gerçekçi olması açısından yapmak lazım bence. Tamam. Şuradan çıkalım. Buradan bir çıkış yap. Aynen. Bu şekilde iyi. Tamam, bu şekilde iyi. Buralara destekleri koyalım. Ve şuraya da, aynen. Buraya da adamı buraya, pazar yerinde ibretlik medeniyete. Yani eskiden demokrasi yoktu. Adam asarak işte bir şeyleri ispat etmeye çalışıyorlardı. Ne yapsınlar işte. Onlar da öyle çözüyordu eskiden. Konuşarak değil, savaşarak, keserek, değil mi? Medeniyet yapmaya çalışıyorlardı. Güzel. Güzel bir ortaçağ kalesi oldu arkadaşlar. Fikirlerinizi yazın. Ben bayağı beğendim. Bir de ya, bu ortaçağ kalesi genellikle Avrupa'da yapılan tarzda bir ortaçağ kalesi. İngiltere, Avrupa, o tarz kaleleri gezdim. Tabii bizim Osmanlı zamanında yapılmış kaleleri de inceledim. Daha onlara girmedim. Bizim Osmanlı'da arkadaşlar kaleden ziyade böyle hisar yapma olayları var. Saray, bizim devletin sarayları var. Bizim tarihimiz biraz daha farklı böyle. Hani her bölgeyi bir kale yapıp geçmemişiz. Böyle Roma gibi ya da diğer Avrupa şeyleri gibi, imparatorlukları gibi değil Osmanlı'nın kale anlayışı ya da askerlerini korumak için. Seferi yapıyoruz, ele geçiriyoruz abi. Valiyi atayıp geliyoruz biz. Bizim tarihimiz biraz daha farklı, okumak lazım. Bol bol okuyun arkadaşlar. Bizim tarihimizden de bazı yapılar yapacağım, merak etmeyin. Adım adım ilerliyoruz. Mimar Craft son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Seriyi desteklemek için beğen butonunu kırmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.